düzenlediğimiz 6. konferans. Geçen sene 12 program ilan etmiştik. Yani arkadaşlar bir kısmı olduğunu hatırlar. Fakat bu konu onlar arasında yoktu. Silahlanma. Robotik, yapay zeka ile silahlanma arasında yani ne diyeyim, birazdan arkadaşlar da anlatacak zaten. Olağanüstü bir ilişki var. Yani silahlanmanın hatta bu robotik otomasyon sistemlerine çok üst düzeyde devreye girmesiyle silah sanayi, silahlanma çok büyük kıyma kazandı ve çok farklı, bence farklı bir dönüme girdi. Yani klasik nükleer silahlar vesaire falan şüphesiz. Fakat nükleer olmayan konvansiyonel silah sanayiden bahsedeceksek eğer, burada yeni bir dönemin başladığını, epey bir süredir yeni bir dönemin başladığını altını çizmek lazım. Bu nedenle de silahlanmanın yani dünya üzerindeki büyük ilgileri ve geleceğimizi karartan bir konu olması nedeniyle araya sokuştum. İyi mi yaptık arkadaşlar? Çok iyi yaptık. Arkadaşlar yani hem Tamal hem Cem ya nereden çıktı bu dediler ama sonra ya burada eksik bırakmışız noktasında vardı genel programımızın içinde. Şimdi dünyada 1.7 trilyon dolarlık bir silah harcaması var dünyada. Korkunç bir rakam. Bir hesaba göre bu silah harcamaları 1.7 trilyon. Bu hemen hemen Türkiye'nin bütçesinin kaç doğru? 3x21. 3 katına yakın. Hemen hemen. Bütçesinin, pardon yanlış söyledim. Milli hasılası, yıllık milli hasılası 3 katına yakın. Bir hesaba göre silahlanmada %15'lik bir kesinti ile çok iyi bir program hazırlanması durumunda dünyada yoksulluğu 15 yıl içinde sona erdirilebileceği. Böyle rakamlar, böyle hesaplar yapılıyor tabii de. Yani yine hatırlatmakta yarar vardır. Bu hesaplar hiçbir zaman da tutacak bir hesaplar değil. Çünkü hep kapitalizm, hem emperyalizm çağında ve ulus devletlerin çağında altını çizerek söylüyorum. Yani ve her türlü savaşın özellikle de sivil alanda ticarette son gördüğümüz şekliyle her türlü savaşın beyazlı mücadelelerin gizli kapaklı müdahalelerin alabildiğine sürdüğü bir dünyada silahlanmanın şuraya bu şekilde yavaşlatılması bile bence görünür gelecekte mümkün gözükmüyor. Çok büyük bir olayın olması lazım. Büyük bir çöküşü. Büyük bir olayın olması lazım ki gerçekten de bir silahlanma meselesi daha kökten bir şekilde halledilse benim görebildiğim bir ufuk bir dünya yani bir sınırların epey olduğu ve ülkelerin böyle yerel değil Avrupa Birliği gibi ki orada bile problemler var. Ülkelerin daha birlikteliği ve daha dayanışmacı bir dünya kurulması konusunda fikir birliği içine vardıkları bir dünya. Yani o büyük olay ne olur, onu bilemeyeceğim. Bir de büyük bir yıkım savaşı olur mu? Dünya geçmişte iki tane büyük yıkım savaşı, yıkıcı savaş yaşadı. Fakat tabii ki o hiçbir şeyi çözmedi. Tam tersine yeni sorunlar, yeni problemlerle bir tarihsel gelişme yaşadı. Gelinen nokta geçmişten, geçmişe kıyasla daha iyi bir dünya değil. Birinci Dünya Savaşı öncesine kıyasla ya İkinci Dünya Savaşı öncesine kıyasla daha iyi bir dünya değil. Bir savaşın çıkması için, bir dünya savaşının çıkması için
mutlaka Hitlerlerin gerekmediğini ben düşünüyorum. Yani bir cami çıkacak, birisi çıkacak, ondan sonra paylaşım savaşını başlatacak vesaire falan. Öyle bir şey yok. Yani o dönemi özgün olaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda da Hitler yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler vardı. Üçüncü Dünya Savaşı daha korkmuş bir savaşa ve yıkıma neden olacağını varsaymak için, düşünmek için aslında eldeki verilere bakmak için kahin olmaya ve öngörülerde olmaya işte gerek yok orada. Veriler bize çok felaket bir tablosu sunuyor. 1.7 milyar dolar dedik. Türkiye bu savaşın içinde 18 milyar dolarlık bir yıllık harcaması var. Ve 15. ülke, yani ilk 15 ülke içinde büyük silah, savaş sanayi ve savunma sanayi ve silahlanmaya büyük harcama yapan ülkeler arasındayız. Bu bakımdan acaba dedik bu robotik gelişmesi, otomasyonun son derece gelişmesi ile bu silah sanayi nereye gidiyor ve hangi büyük yıkım araçları geliştiriliyor? Bu konuda bir senaryo var aslında, simülasyonlar da var. Arkadaşlar onlardan bir tanesini gösterecekler burada. Ben sözü arkadaşlara bırakıyorum. Kolay gelsin. Yani 1.7 trilyon deyince Orhan Bey, dedim bizim sunumu sana göstermedik ama bir yerden bilgisayarımızı hackleyip acaba sunumu ele geçirdin, konuşmayı sen mi yapacaksın diye. Evet, şimdi bu 1.7 trilyonun yıllara göre dağılımını görüyorsunuz. Bu 2017 yılı için tespit edilmiş bir rakam. 2012'ye kadar bir artış var. 2012-16 arasında bir yerinde sayma durumu var. 2016'dan sonra yeniden yıllık ortalama %1'lik bir artışla savunma sanayine harcanan dünyadaki paranın artmakta olduğunu görüyoruz. Tabii burada ilginç bir rakam da artık bu sübünler mesajı nedir? Bunlara savunma sanayi denmesi, savunma harcaması denmesi. Yani savaş falan kelimesi yok. Yani neyi savunuyoruz? Herkes savunuyorsa kim savaşıyor o zaman? Fakat 1.7 trilyon dolar tabii çok ciddi bir rakam. Ve burada aslında yapay zeka ile desteklenmiş savunma silahları daha yeni yeni patlamanın içine giriyor. Yani gelecek 10 sene içinde bu alandaki silah modelleri, yapıları bu şekilde değiştiğinde rakamlar nerelere yükselecek? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Burada tabii yapay zekanın silah sanayine ya da savunma sanayine etkisinin ne şekilde, nasıl olacağını detayına girmeden önce biraz geçmişe hocam incelemekte fayda var herhalde. Şimdi Cem Hoca'nın da Ekim ayı içinde çıkacak yapay zeka ile ilgili yeni bir kitabı var. Onu da duyurusunu buradan yapmış oldum. Orada da bahsettiği şekilde silah sanayinde yapay zeka nereden geliyor da bu halde yapay zekanın işte otonom silahlar seviyesinde uygulamasına varacak. Onu sen bize bir hocam özetlersen şuradan. Evet, kârda bulabilirsek, kârda alabilirsek kitabı basıyor. Şimdi övünülecek bir şey değil ama yapay zeka teknolojisinin, yapay zeka tarihinin büyük bir bölümü, yani doğuşu ve şimdiki haline gelişi bu savunma teknolojisi tırnak içinde dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin duyduğu büyük hevesten kaynaklanıyor. Hatırlarsanız bu hikayeyi daha önceki konferanslarda daha anlatmışımdır. 1956'da bir grup genç Amerikalı bilim adamı bilgisayarların potansiyelini anlıyorlar ve diyorlar ki biz insanların yapabildiği bütün bilişsel işleri, yani şimdi düşünme gerektiriyor gibi bize gelen bütün işleri bilgisayara yaptırabiliriz. Bu işe de
artificial intelligence, yapay zeka diyelim. Kendi aralarında işte toplanıyorlar. Bir yol haritası çiziyorlar. Çok ilginç bir şekilde bu adamların 1956'da çizdiği yol haritası bayağı bir tutuyor. Yani işte bir 40-50 yıllık bir hatayla tutuyor. Çünkü bunlar 10 yıl içinde falan biz bütün işi bitiririz iddiasıyla çıkıyorlar. O andan itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı bu insanlara, yani bunlar matematikçi, mühendisler gibi Amerika'nın kadrolu üniversitelerinden 5-10 kişi, öyle diyelim. Bunlara büyük araştırma projeleri için paralar, fonlar tutmaya başlıyor. Neden? Çünkü soğuk savaş var. Tam savunma için uygun bir ortam, savunma tutkusu için. Ruslardan korkuyorlar. Tam da bu 1957'de malum Ruslar uzay çağını başlatıyorlar. Amerikalılar o konuda çok fazla geriye kalıyorlar yani. O konuda Ruslar gerçekten çok daha ilerlediler. Ve o yüzden işte Amerika bir silkinip kendine geliyor ve başka teknolojilerle birlikte bu yapay zeka yapacağız diyen insanlara da önemli fonlar ayırıyor. Yapay zekanın öncüleri de benim de dediğim gibi şeyi hani laflarını esirgemiyorlar. Biz 10 yıla kadar dünya satranç şampiyonunu yeneriz. Otomatik çeviri 5 yıla kadar hazır, hiç merak etmeyin. Falan gibi daha yeni yeni olan, hatta çeviri açısından daha tam beceremediğimiz bir takım vaatlerle geliyorlar. Yani temelde işin nasıl yapılacağını anlamışlar ama tabii detayına girdikçe onun ne kadar zor olduğunu yavaş yavaş daha yeni anlıyoruz. Yapay zekanın tarihine bakarsak bu ilişki, yani Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ile bu adamlar arasındaki ilişki uzun vadede Amerikan üniversitelerine çok iyi geliyor. Çünkü böyle hortumla bayağı akıyor üstlerine. Fakat bir süre sonra yapay zeka kışı dediğimiz bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü işte aradan o kadar yıl geçiyor diyelim, 10 yıl geçiyor. İşte Savunma Bakanlığı'ndan adamlar gelip hani artık şu Sovyetlerin belgelerini otomatik bize İngilizce'ye tercüme edecek programı yapacaktınız ya, ne oldu ben diyorlar. O kadar kolay değilmiş meğerse. Çünkü adamlar hani kelime kelime çeviri diyebileceğiniz, şimdi ne kadar kötü bir fikir olduğunu Google çeviriyi falan kullandığımızda her gün daha iyi anladığımız bir tekniği gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Hani Rusça metindeki kelimeleri al, onların İngilizce'deki karşılıklarını bul, onları yan yana diz. Ha bir dakika, bu İngilizce'nin grameri biraz Rusça'dakinden farklıydı diye onun üstünde kelimeleri yerlerini falan değiştir, işte çeviri diye ortaya koy. Tabii çeviri aslında öyle olmuyor. Çeviri için bütün metnin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. O yüzden bu işi hala makinelerden ziyade insanlar iyi yapıyor. Neyse, onun ünlü bir örneği vardır. Şimdi İngilizce'den Türkçe'ye çevirmeye çalışarak anlatayım. Savunma Bakanlığı'ndan gelen adam bir test yapıyor. İşte gözden ırak olan gönülden ırak olur filan gibi çevirebileceğimiz bir atasözü tipi bir şeyi İngilizce sokuyor makineye, onu Rusça'ya çevirtiyor. Sonra çıkar Rusça çeviriyi tekrar makineye sokuyor, İngilizce'ye geri çevirtiyor. Arada adam gidiyor tabii. Hani kör ve aptal falan gibi bir şey çıkıyor öbür taraftan. Gözler bırak, bir dakika göz yok demek ki kör filan. Bak makine öyle çevirmiş. Bu şekilde vaatlerini tutturamayınca işte bu yapay zeka kışı dediğimiz, ya bunlar palavracı galiba diye bunlara verilen fonların kısılması dönemine giriyoruz. Gerçekten bir süre ben yapay zeka konusunda çalışıyorum bile diyemeyecek kadar bu insanlar şey yapıyorlar. Çünkü ben o zaman sen palavracısın, biz sana fon vermeyelim durumu oluyor. Sonra tekrardan Japonlar bu sefer için bir ucundan tutuyorlar filan ve genelde gösterdiği bu uzun hikayenin bize şu: eğer bilim adamlarına pek de acil sonuç beklemeden uzun yıllar bir altyapı kurup ondan sonra da üzerinde çok mantıklı güzel görünmeyen bir takım programlarımızla çalışacak özgürlüğü de vererek 20-30 yıl para verirsen sonunda çok iyi şeyler olabiliyor. Yani şu andaki işte akıllı telefonlardan
diğer veri biliminin günümüzde yarattığı büyük başarılara, bunların hepsi bu vaktiyle verilmiş, dökülmüş bu paraların hepsi. Şimdi savaş bölümüne tekrar geri dönelim. Dediğim gibi ilk 20-30 yıl boyunca Amerikan Savunma Bakanlığı biz zarardayız diyor. Yani parayı verdik verdik, karşılığında bir şey aldık. Ondan sonra Saddam Hüseyin diye birisi var, gençler bilmez. Irak'ta Saddam Hüseyin diye bir diktatör vardı yani ülkenin yönetiminde. O birkaç kez Amerika ile savaştı. Bu anlatacağım hikaye birinci Irak Savaşı dediğimiz 1991'de olan. 91'de değil mi? Onunla ilgili. Bu Saddam Hüseyin tam tarih yazıldığında belki bunun detaylarını daha iyi öğreniriz. Bir sabah Kuveyt diye onun komşusu küçük bir ülke var. Irak'ın petrol zengini o da. Hop diye onu işgal ediyor. Yani bir sabah uyandığımızda Kuveyt ülkesi artık yok. Iraklılar onu çok hızlı bir şekilde işgal etti. Bütün ülke gitti şeklinde öğreniyoruz. Ve buna bütün dünya kızıyor. Çünkü gerçekten yani hiç akla mantığa sığmayan bir olay. İşte Birleşmiş Milletler çok kızgın bildiriler yayınlıyor falan. Ve Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine işte Birleşmiş Milletler işte lütfen bütün ülkeler bu konuya bir el atsın. Bu Irak'a Kuveyt'ten çıkarsın manasına gelen bir bildiri, bir karar alıyor. Bu işin başını da Amerika çekiyor. Amerika ciddi ciddi, bakın ben oraya askerlerimi yollayacağım, lütfen işte müttefiklerimi isteyenler gelsin. Bir koalisyon kuracağız, müttefik orada kullanılıyor bu amaçla. Kuveyt'i Irak'tan geri alacağız diyor. Bu o kadar büyük bir operasyon ki, yani işte o zamanın yaşı yetenler hatırlar. İlk defa bu CNN denen televizyon kanalını biz de o sırada Türkiye'liler o sırada fark ediyorlar. Çünkü CNN sürekli bakın işte 6 ay sonra savaş olacak. Şimdi muhabirimiz gitti Suudi Arabistan'da Araplarla konuştu falan. Yavaş yavaş herkesi savaşa hazırlıyor. Daha sonra o savaş olurken canlı yayında ilk defa savaşın hazırlarını o savaşta görmüştük. Yapay zeka ile alakasına gelelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu olaydan tesadüf müdür bilmiyorum bir sene önce yaptığı tam da bu olaylara benzeyen bir tatbikat var. İşte böyle bir ülkeye bir operasyon düzenlenmesi gerekiyor. O başka bir yerden askeri malzemenin filan büyük ölçüde askeri malzemenin o bölgeye taşınması, kampları kurulması filan gerekiyor. Bu tatbikat sırasında görüyorlar ki bu lojistik işlerin planlamalarını yapan sistemleri iyi çalışmıyor. Yani bizim burada bir sıkıntımız var yani diyorlar. Ve tam bir sene sonra da bu dediğim olay oluyor. Şimdi Almanya'dan genellikle Amerika'nın dünyanın bu taraflarındaki gücü Almanya'daki askeri güçlerinde. Almanya'dan sayısız miktarda Amerikan kuvvetini işte tanklar, toplar, uçaklar için ayrı bir şeyler büyük bir taşıma operasyonu yapması gerekiyor. Önce çöl kalkanı demişlerdi ona. Almanya'dan hadsiz hesapsız miktarda Amerikan kuvveti Suudi Arabistan'a konuşturuyor çeşitli yerlere. Oradan da Kuveyt'e saldıracak. Önce bu altyapıyı kurmaları gerekiyor. O sırada işte Savunma Bakanlığı'ndaki bu işlere bakan adamın aklına ya bu yapay zekacılar bu konuyla ilgili planlama yapmakla ilgili bir program yazdıklarını söylüyorlar. Bir de şu planı ona yaptıralım demek geliyor. Yani insanlar bir plan yapmışlar, işte bu iş için şu kadar 100 milyon dolar gerekir. Almanya'dan bizim oraya, Arabistan'a kuvvetlerimizi taşımak için diye çıkarmışlar. Bir de işte bu DART denen, ünlü bir planlama programı. Artık yapay zeka derslerinde planlama diye bir bölüm anlatıyoruz. Yani bir sürü, bir amaca varmak istiyorsunuz, elinizde alabileceğiniz bir takım aksiyonlar var. Onları hangi sırada alacaksınız? Neyi neyin üstüne koyarak hedefinize ulaşacaksınız. Bu işi yapan programlara planlama programı deniyor. İşte bu DART da yapay zekacıları bunu isterseniz bunu kullanın diye ürettiği bir program. Aynı bilgileri, işte bizim Almanya'da şu kadar silahımız var, buraya gitmesi gerekiyor bilgisini DART'a veriyorlar. DART da bir plan çıkarıyor. Sonunda yine işte aynı şeyler oraya. Sanıyorlar ki bahsettiklerini sandıkları bütün o 30 yıl boyunca verdikleri paradan daha ucuz. Yani parayı çıkarmış oluyorlar sadece bu iş nedeniyle.
teknolojiye yapılan, ucunu düşünmeden yapılan yatırımın nasıl hem bir sinerji, başka alakasız birçok şey teknolojiyi doğuracak güzellikler yaratacağı, hem de yatırımı yapan adamın niyetini uzun vadede sağlayabileceğini gösteren enteresan bir örnektir bu. Yani ilk yapay zekanın kâra geçtiği olay olarak bu askeri planlama programı DART adıdır. Sonra şu resimde görünen şeye gelelim. SGR-A1. Bu SGR'in S'si Samsung galiba. Bu Güney Kore şirketleri tarafından geliştirilen anlatacağım iki tane sistemden biri. Bu SGR-A1 bir otomatik platform. Bunun üstüne isterseniz makinalı tüfek koyabiliyorsunuz. İsterseniz grenade launcher, bomba atar denen şeyden koyabiliyorsunuz. Yani üstüne bir silah takabildiğiniz bir platform. Özelliği nedir? Kendi kendine ateş ediyor. Yani bir insanın orada olması gerekmiyor. Buna tüfeği takıyorsunuz. Bunun kameraları var. İşte kızılaltı ışınları görebiliyor. O yüzden geceleyin karşıdan birisi geçiyorsa insan vücudunun yani şeyleri görebiliyor. Ses amaçları var. Ve bunu meşhur dünyanın en dişine kadar silahlı bölgesi olan Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki sınırda askersizleştirilmiş demilitarized zone denen o askersizleştirilmiş bölgeye koyuyorlar. Yani buraya kadar Güney Kore, arada bu boş bölge, şuradan sonrası Kuzey Kore, öbürü hepsi birbirlerine silahlarını döndürmüş bir şekilde duruyorlar. Orada insan nöbetçi koymak yerine niye bunu koyuyorlar? Çünkü bu işte üşümez, asker üşümez, asker uyumaz silahı var ya, işte asıl bu üşümez, uyumaz. En önemlisi bu şey yapmaz. Yani bu ölünce kimse ağlamaz. Evet. İşte bu ölünce şehit olmuyor. O bakımdan yani çağımızda bu teknolojiye yapılan yatırım şu demek yani. Gerçekten bizim askerlerden bir kişi bile ölmesin. Amacımız bu. Amerikalılar böyle bir ülkeyle savaşıyorlar ve malum işte şehit sayısını böyle onlarda falan değil. Hani üçlerde, beşlerde falan getirmeyi planlıyorlar. Bu SGR-A1 her ne kadar raporlarda her zaman bunun bir de arkada kontrol merkezinde bir gerçek insan var. İşte son ateş etme kararını daha hiç otomatik moda geçirmedik bunu dedilerse de bu doğru mu yalan mı bunu bilmiyoruz. Çünkü otomatik moda geçebilecek şekilde inşa edildiği biliniyor. İşte sis, yağmur, kötü hava bunları dinlemeden 24 saat sınırda hedef bekliyor. Yani özelliği şu, bu kitabı da o yüzden yazdım. Potansiyel olarak kendi kendine gövdenin içine ateş edebilecek bir makine. Uzaktan kumandalı bir makine değil. O modda kullanılabilme şansı var. Bir de galiba şeyi varmış yani birisini gördüğü zaman önce bir dur kimsin işte falan işte. Onu, ha evet yani ses şeyi de var. Bu SGR abi. Evet. Özelliği o. Bir bizim slide'da olmayan galiba. Üzülen ama şöyle söyleyeyim. Bir başka şirketin, Dodam diye bir başka Güney Kore şirketi var. Onların Super Aegis 2 diye bir aleti var. O da çok önemli bir şey. O da bir işte üstüne silah, roket atar falan takabildiğiniz yine kendi kendine atma opsiyonu olan bir alet. Bu Dodam'ın internet sitesine girip bakabilirsiniz. Biraz tabii korkunç. İşte yani ölümcül olanlar, ölümcül olmayanlar diye iki kısmı var site. Ölümcüller bölümünde bu da var yani. Bu aletler öldürmek için kullanılacak şeklinde. O sayfalardan birinde bu Super Aegis 2 var. Bunun da bu yine aynı askersizleştirilmiş bölgede test edildiği söyleniyor ve bunu ihraç etmişler. Arap şehirlerine, Dubai falan oralara ihraç etmişler. O ülkelerde de henüz otonom modda kullanılmadığı söyleniyor. Bir silahı, bu tip bir cihazı otonom modda yani öldürme kararını da kendisi verecek şekilde kullanmak önemli bir etik karar.
O sınırın henüz geçildiğine dair elimizde bir bilgi yok. Bu konuyu zaten daha sonra daha detaylı konuşacağız. O önemli bir şey. Bu Super Aegis 2'nin bir özelliği de şu. Yani bu ikisi, bu anlattığım iki sistemde bir yere koyuyorsunuz ve çevreye bakarak, eğer uygun silah koyarsanız o böyle helikopter falan da düşürmeyi başarabiliyor. Yani şuraya da bakıyor. Bunların özelliği sabit şeyler olması. Ama bir de işte Tesla var. Kendi kendine süren arabalar var. Böyle bir cihazı öyle bir şeyin üstüne koyduğunuzu düşünün. Kendi kendine gidip sağa sola ateş edebilen bir şey yapabilecek durumdayız yani şu anda. İşte Terminator filmine bir şey kalmamış durumda. Yani bu parçalar mevcut. Bunları bir araya getirecek bir senaryo söz konusu olabilir. Teknolojiden, mevcut teknolojiden verebileceğim bir diğer örnek de bu sistemin adı da Alfa. Bu adam sizin adını unuttum. İşte böyle Amerika'da çok ünlü bir sanırım böyle çok sayıda nişanı falan olan bir hava kuvvetleri generali. Ve işte uçmuş yani birçok hava savaşına katılmış. Şu dogfight İlk dalaşı denen pilotların kendi aralarında havada yaptıkları mücadeleler konusunda uzman. İşte bu simülasyon ortamında bu Alfa denen programla ilk dalaşı yapıyor. Yani bu programın görevi simülasyon ortamında, yani sanal ortamda gelen verilere göre program da kendini pilot zannediyor. Ve de uçağın neresine, işte sağa döndürüyor, bir koyma şey yapıyor ama uçağı idare edecek sinyalleri vermekte görevi. Ve her seferinde o kazanmış. Aslında bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü yani o gerçekten hızla falan alakalı bir şey. Görüntüye yani atacağınızda olduğu gibi yeterince iyi işleyebiliyorsanız ne yapılması gerektiğine dair de hem programlama olarak hem de yapay öğrenme teknikleriyle o reaksiyonu da vermeyi makineye verdiyseniz günün birinde insan pilotların yerine işte bunları koyup insansız bir şekilde savaş uçağını göklere salabilirsiniz. Şu anda yani bilişim altyapısı olarak orada bir problem yok. Başka bir araba koyduğumuz bir zaman. Şimdi ama şöyle bir soruyla karşı karşıyayım. Buraya kadar benim bilebildiğim kadar yapay zekanın mevcut yani şey olmuş, ticarileşmiş bazıları için ihraç edilmiş silahlanma konusundaki örneklerinden birkaç tanesinden bahsettim. Ama dediğim gibi bir adım ötede, yani çok büyük bir araştırma projesi değil, bir adım ötede bunun varabileceği bazı noktalar var. Şimdi onlardan bahsedelim. Şimdi bu tabii savunma sanayinin bilim ve teknolojiyle ilişkisi çok hassas. Demin hoca da söyledi, bu işte Sovyetler zamanında 1957'de Uzay Çağı'nın diye bir tırnak içinde başlamasıyla onları insansız bir şey gönderdiler, Sputnik diye. Bunu göndermeleri ve dünya etrafında uyduyu çevirmeleri, dolaştırmaları Amerika'da o yıllarda büyük bir infial yaratıyor. Soğuk Savaşı'nda başlama, hızlandırma sebep olan şeylerden biri. Mesela bunun sonuçlarından birini biz bugün internet olarak biliyoruz. Hiç ilgisi yok diye düşünebilirsiniz. Fakat 1957'de bu süreç başlayınca Savunma Bakanlığı'nda Amerika'da Pentagon'da şöyle sorular sorulmaya başlıyor. Bir nükleer savaş çıksa ya da Sovyetler bize uzaydan saldırsa bizim kritik devlet kurumları arasındaki iletişimi engellemeden, kaybetmeden bilgi akışını nasıl sağlayabiliriz? Mesela iki tane kritik yer var diyelim ki, onun arasındaki iletişim hatlarını uzaydan bir şey, roket gönderdiler, bomba gönderdiler ve iletişim koptu. Biz öyle bir yapı kuralım ki o iki nokta arasında iletişim yeniden gene eksiksiz bir şekilde devam edebilsin. Bu soruların sonucunda ortaya çıkan şey bugün internet. Mesela siz bugün internette evinizdeki bilgisayardan işte tarayıcıyı açıp herhangi bir web sitesine gitmeye çalıştığınızda sizin bulunduğunuz fiziksel lokasyonla
aradığınız web sitesi arasındaki iletişim hattı mevcut ve o an aktif olan çeşitli veri altyapıların üzerinden paketlere, iletişim paketlere bölünüp o paketler üzerinden gidiyor. Dolayısıyla diyelim ki işte bir hat Akdeniz'de altından, kablodan, İtalya'dan gidiyor diyelim. Bir tanesi karadan gidiyor, Avusturya, Almanya üzerinden gidiyor. O hatlardan bir tanesi o an çalışmıyorsa diğer hat üzerinden otomatik olarak o gene yerine varıyor, cevabı size getirebiliyor. Dolayısıyla burada iki tane kritik şey var. Yani teknolojiyi kullanma konusunda özellikle Amerika'nın motive olduğu ya da diğer ülkelerin motive olduğu. Birincisi uzay sanayi, ikincisi de savunma sanayi. Tabii uzayda biraz şey olmuş, işte Ay'a insan indikten sonra orada da demin hocanın dediği yapay zekanın kışı gibi bir dönemi, bir de uzay versiyonu var. Bakmışlar ki Ay'da çok fazla bir şey yok, getirdikleri taşlarda da bir şey yok. Orada yaşam kuracak imkan yok. Maden falan da bulamıyorlar, tespit edemiyorlar. Dolayısıyla orada böyle bir sürece giriliyor. Şimdi yapay zekanın savunma sanayinde yeniden alevlenmesini, özellikle de böyle ilginç silahlar icat etme açısından baktığımızda önceki toplantılarda adreslediğimiz kısa bir şeyi yapay zeka ile ilgili anımsamamızda fayda var. Biz hep diyoruz yani yapay zeka 3 evrede ele almaktayız ve şu an yapay zekanın aslında dar evresindeyiz. Yani yapay zeka alanındaki çalışmalar şu an belli bir alanda uzmanlaşmayı gerektirecek şekilde kodlama ya da cihaz üretmeye yönelik. İşte satrancı, dünya satranç şampiyonu diyen bir yazılım geliştirilmesi mesela. Evet, öyle bir yazılım var şu an. Hatta satrançtan daha karmaşık kuralları olan Go oyununu yenen yazılımlar var. Yapay zeka destekli. Ama o gariban yazılımlar, hani o işi yapmaktan başka bir şey yapamıyorlar. Yani sadece o satranç oynayabiliyor. Yani ne haber geldiğinde hani sana cevap veremiyor gibi düşünebilirsiniz. Hani dar yapay zeka dediğiniz şey bu. Genel yapay zeka dediğimiz, tipik aslında biz yapay zeka dediğimizde konunun uzmanı olmayacak kişilerin aklına gelebileceği şey aslında. Yani bir insan gibi davranan bir yazılım ya da cihazdan bahsediyorsak eğer biz ona genel yapay zeka diyoruz. Fakat burada örneğin silah sanayindeki kullanımı için genel bir yapay zeka seviyesine bence ulaşmaya gerek yok. Uzmanlar da bunun zaten bugünden itibaren hesaplasak belki 70 senede, 100 senede ulaşılacağını söylüyorlar ama çünkü, şimdi birazdan bir video göstereceğim, sadece tırnak içinde savunma ya da arzu ederseniz saldırı da diyebiliriz buna, yapması için dar seviyedeki bir yapay zeka ya da makine öğrenme teknolojisi bile yeterli olabilecek. Demin hocanın verdiği örnekler de bunun ilksel örnekleriydi. Fakat burada nereye kadar götürebiliriz gelişen teknolojilerle? Şöyle bir düşünelim. Mesela en çok hayatımıza giren yeni teknolojik zamazimolardan bir tanesi drone. Drone'lar işte biliyorsunuz elinizde bir kumandayla uçurabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz vesaire. Şimdi bir drone düşünün. Bu drone bir insan tarafından kontrol edilme ihtiyacı duymuyor. O şekilde makine öğrenme, yapay zekanın bir alt kümesi diye bildiğimiz ve bugün aslında değil mi hocam? Yapay zeka, dar yapay zeka dediğimizdeki uygulamaların aslında pratikte hemen tamamı. Son yılların en... Makine öğrenme. Yani bir yazılım kendisine verilen yüksek miktarda veriyi analiz ederek yapılmış olan kodlamayla kendi başına karar verebilir hale geliyor. Ama burada sadece sınırlı bir tırnak içinde idraki var ya da otonomisi var. Sadece o alanla ilgili verileri analiz edip sonuçlar üretebiliyor. Öyle düşünün. Şimdi bunun bir drone'a uygulanması var ve bu drone'u biz aslında çeşitli amaçlarla kullanabiliriz. Mesela teslimat için kullanabiliriz böyle bir drone'u. İşte en popüler örneği bunun birkaç sene önce gündeme gelmişti. Pizza teslimatları drone'la yapılacak. Artık kapımıza motorlu çocuklar gelmeyecek, drone'la kapıya kadar gelecek paket pizza hemen size teslim edecek şeklinde. Pencereye de gelebilir. Tabi burada hemen bunun Türkiye versiyonlarını düşünebiliriz yani. Yani o drone'u indirip abi pizzayı nasıl alabiliriz yerine ulaşmadan diye. Yani inanıyorum ki ben Türk zekası en az 50 tane şey üretebilir bununla ilgili. Alternatif şeyler işte. Sapandan tutun da ağa atmaya, şuna buna kadar.
Fakat tabii bu işin şey tarafıysa, hani yararlı tarafıysa, aynı drone mantığını ve aynı makine öğrenme yapay zekayı tırnak içinde nahoş konularda da kullanmak mümkün. Şimdi burada bir ufak video var. 2 dakikalık sanırım. Hani burada bir arkadaşımız bu drone'u anlatıyor. İngilizce ama şey önemli değil, sadece çalıştırabilirsek. Evet. Şimdi bu drone etrafında dolaşıyor ve büyüklüğü, birazdan avucunu açacak ve avucuna konacak bir avuç içi büyüklüğünde bir drone bu. Ve bu drone kimse tarafından kontrol edilmiyor, yani uzaktan kumandayla kontrol edilmiyor. Kendisi nasıl uçacağı, nasıl manevra yapılacağı ve birisi ona fiziksel olarak yakalamaya çalıştığında nasıl yakalamayacağı şeklinde öğretilmiş durumda. Üstünde sensörler var. Yüz tanıma, ses tanıma özellikleri var. Ve ilginç bir özelliği daha var. Yani şöyle bir örnek vereyim. İçinde bir kurşunluk silah var. Bir kurşun sıkımı. Gördünüz mü? Gitti ve şeyi. Şimdi buradaki ilginç şey şu. Her bir drone'a imha edeceği, buna kötü adam diyelim ya da kötü kadın, DNA seviyesinde bilgi veya DNA'sı hakkında bilgi verebiliyorsunuz. Yani resmini verebiliyorsun. Ama hani yanlışlıkla ikisini öldürmesin kardeşi falan varsa diye DNA'sını bile verebiliyorsunuz. Ve ondan sonra onu salıyorsunuz. O gidiyor, arıyor. DNA'sı tutan kişinin kafasına konuyor ve içindeki o kurşun ya da silah ona patlatıyor. Ve imha ediyor. İstediği yere kadar gidebiliyor. Ama şöyle düşünün, yani hani kötü adam Amerika'daysa buradan onu yola çıkarmanıza gerek yok. Bakın uçakla bunların binlercesini örneğin kötü adamların olduğu şehrin üstünden o şehre atıyorsunuz. Onlar kendi başlarına gidiyorlar. Her biri bir kişi imha etmek üzere kodlanmış durumda. Gidiyor, onu buluyor, imha ediyor. Kendisi de patlıyor. Şimdi burada eleman dedi ki, işte diyelim ki şehrin %50'sini bu şekilde imha edebilirsiniz ama kötü %50'sini. Tabii %50 lafları bize yanlış şeyleri hatırlatıyor. Burada soru şu tabii akla gelebilecek. Hani hangisinin kötü adam olduğuna kim karar verecek? Şimdi demin dedim ya, dar yapay zeka diye. Şimdi bu arkadaşların, bu dronların bu kötü adamdır, bu iyi adamdır diye ayrıştırma yapacak bilinci yok. Ondan dolayı şu an onlar dar yapay zeka seviyesinde. O ayrıştırmayı yapma bilincine biz genel yapay zeka diyoruz. Otonomi aslında özgür irade orada başlıyor. Bunların otonomisi ise hareket etme konusunda kimseye bağımlı değiller. Bir yere ulaşma konusunda kimseye bağımlı değiller. Önlerine bir engel çıktığında orada videoda yakalamışsınızdır belki, işte bir duvarsa ya da bir cam şey varsa onu imha edip orada bir delik açıp içeri girme konusunda otonomileri var. Bunların hepsini yapabiliyorlar. Tekrar ne için? Tekrar. Evet. Bütün bunları niye yapıyorlar? Kendilerine verilmiş o kişiyi bulup imha etmek için. O kişinin kötü mü olduğunu, niye imha etmesi gerektiği konusunda hiçbir fikirleri yok. Daha basitini düşünebiliriz. Çünkü aslında yüz tanıma teknolojisi işte Facebook yeni bir resim koyduğunda şak diye ha bu Ahmet herhalde diye tanışacak hale geldi. Ama şöyle korkunç bir senaryo düşünebiliriz. Bir insanın cildinin rengini anlamak çok daha önceden çözülmüş bir soru. Sen de şu zencileri öldür, beyazları bir şey yapma. Sen bütün filanca renk üniformalıları öldür. Ötekilere bir şey yapma problemleri teknik olarak çok çok daha kolay problemler. Peki hocam sen mesela şu şey, oy verenleri öldür falan diyebilir misin? O zaman işte şey oy verenlerin bir alamet harikası var mı? Bıyıklı, bıyıksız. Doğu kuvvetler, düşman kuvvetler. Evet, onları ayırt etmek her zaman yani insan askerleri için de önemli bir problem. Buradaki sıkıntılı otonomi, yani
biz robotlara özellik, daha çok özellik, daha çok özellik vermeye çalışıyoruz yani bu yılda. Yani şu elektrik kablosu olmayan bir robot yapabilecek miyiz acaba diye bizim Boğaziçi'ndeki laboratuvarda arkadaşlar çalıştık. Yani iyi ama burada sınırı aşmış bir otonomiden bahsediyoruz. Öldürme kararı verme otonomisi. Onu verelim mi vermeyelim. Allah'tan bu video gerçek bir video değil. Bu video bu konuyla ilgili sıkıntısı olan, bu konuda bizi uyarmaya çalışan bir grup robot bilimci ve yapay zekacının bizlerin dikkatimizi bu konuya çekmek için hazırladığı bir kurgu videosu. Sonunda da zaten ünlü bir yapay zeka ders kitabının yazarı olan bir hoca çıkıp anlatıyor bunun uzun versiyonunu. İnternette bulabilirsin. İşin enteresan tarafı, yani bunun ben de ilk seyrettiğimde beni dehşete düşüren tarafı, bunların hepsini şimdi yapabiliriz. Yani teker teker yüz tanıma teknolojisi var, okulunun kendi kendine gitme, işte engelleri çevresinden dolanma filan falan. Onların hepsinin teknolojisi maalesef şu anda hazır. Ve sadece birisinin, yani birilerinin bunları bir araya gelip bu şekilde salmasına kalmış durumdayız. Çok az, yani bir sene falan diyelim bir teknolojide bir şey varsa. Hata aramı çünkü olabilir hani. Belki gerçekten hani emin olduğun resimleri öldürmek isteyebiliriz. Evet, tabii bu bize şu soruyu da getiriyor. Yani 3. Dünya Savaşı'nı çıkarmak kolay. Öyle bir laf var değil mi? 3. Dünya Savaşı'nın nasıl olacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nın taşla sopayla yapılacağını biliyorum diye. Yani teknoloji öyle bir noktaya gelmiş durumda ki 3. Dünya Savaşı'nın çok büyük, belki de bugüne kadar insanlık tarihinde görülmemiş çapta ve şiddette bir yıkıma neden olabileceği söz konusu. Dolayısıyla da hani böyle bir savaş çıkarsa bugünden sonra artık bundan sonra insanoğlunun herhalde ilkel çağlara dönmesi konusu olabilir. Burada aslında tarihte tespit edilmiş, yani 20. yüzyılda tespit edilmiş iki vaka var. Hani 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına o günkü yıllardaki teknolojik seviye itibariyle ramak kalıp insan sağduyusuyla aslında oradan geri adım atılmış olması. Hocam onunla ilgili sen de... Evet, onu da kitapta biraz anlattım. Çünkü gerçekten nasıl direkten döndüğümüze dair. Şimdi bu hikayede bu iki adamın, çünkü çok mübarek insanlar bunlar, iki tane Sovyet subayı. Neden mübarek dediğimi az sonra göreceksiniz. Bu hikayeyi anlatmamızın sebebi bu bahsi geçen senaryolarda az sonra anlatacağım iki öyküde bu insanların yerinde bir bilgisayar olsaydı ne olurdu diye düşünmenizi istiyorum. Şimdi birinci öyküye geliyoruz. 27 Ekim 1962'de tam bu Küba krizi diye bir şey vardı. Küba ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yakın. Ama komünist bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri habire bunu işgal etmek, hükümetini devirmek falan da ilgileniyor. Sovyetler de Kübalılara destek alıyor ve böyle bir ciddi bir uluslararası kriz söz konusu. İşte Küba bir ada çevresinde Sovyet denizaltıları, Amerikan gemileri fink atıyor. Böyle her an bir sıkıntı çıkabilir. Biri öbürünü vurursa o da ona ateş edecek. Zaten bu denizaltıların içinde nükleer silahlar var. Bu denizaltı olayı aslında çok korkunç bir şey. Çünkü içinde dünyanın başka herhangi bir yerine, binlerce kilometre öteye nişan alıp atabileceği, o şehri yok edebilecek boyutta nükleer silahlar var. Ve denizin dibinde gidiyorsun ve denizin dibindeyken de merkezde konuşamıyorsun. O yüzden bu pek çok heyecanlı filmde de gördüğünüz gibi bu denizaltı işi, nükleer denizaltı işi biraz heyecana yol açabilecekmiş. Ve en heyecanlısı da gerçekten bu 27 Ekim 1962'de olmuş. Bu denizaltı, adı da vardı bende. Yani adı değil de numarası. B-59. Adlı denizaltı Küba yakınlarında denizin dibindeyken bir tepede de bir Amerikan gemisi bunu tespit ediyor. Denizaltıcıların ve yukarıdaki yüzeydeki gemilerin birbirleriyle oynadığı bir takım oyun diyeyim buna, şeyler var. Yani birbirlerini karşılıklı taciz etmeye dayalı bir takım demin anlattığımız ip dalaşı uçaklarda olana benzeyen şeyler var. Köpek balığı dalaşı.
İşte yukarıdaki Amerikan gemisi bu denizaltıya işte şey yerini tespit etmek falan için galiba ses çıkaran bir takım şeyler yapıyor. Yani ses özellikle denizaltının içindeki birileri çok rahatsız eder bir şey. Ama bir yanlış anlama sonucu denizaltının personeli kendilerine ateş edildiğini zannediyorlar. Ve de bu durumda yapmaları gereken çok açık. O da ona ateş edecek. Bak, buyurun 3. Dünya Savaşı başlayacak. Ve karar mekanizması şöyle denizaltının içinde. Böyle bir şey koymuşlar. Onu araştırırken öğrendim. Kaptan karar vermiyor. En üst rütbeli 3 subayın oy birliğiyle ancak karar vermesi söz konusu ve ancak o zaman işte şey kilit açılıyor, düğmeye basılıyor filan savaş başlıyor. Ve üst 3 subaydan ikisi de tamam ateş edelim diyorlar ama bu muhterem mübarek Vasili Arkipov hayır ateş etmeyelim ben bunun bize saldırmakta olduğunun kanaatine varmadım diyor. Ve onun sayesinde de 3. Dünya Savaşı olmuyor bugün. Daha sonra 21 yıl sonrasına geliyoruz. 26 Eylül, onun yıl dönümünü birkaç gün önce kutladık. Bu da Stanislav Petrov. Bu Stanislav Petrov da Rusya'da. Görevi Sovyet uydularının gönderdikleri sinyalleri inceleyip acaba şimdi Amerikalılar bize saldırmak için füze attılar mı atmadılar mı o kararı, o yargıya varmak. Ne yapıyor? Uydu sürekli işte Amerika'nın füze silahlarının olduğu bilinen yerlerin uzaydan fotoğraflarını çekiyor. Eğer füze atıldıysa orada onun ışığını görüyorsunuz. Arkasında malum hani roket fotoğrafının arkasında bir ışık oluyor ya. Onu görüyorsunuz ve hemen cevap vermek için de şu kadar dakikanız var. Çünkü o işte dünyanın çevresinde süzülüp gelip sizin silahlarınızı ve belki başkentinizi filan vuracak. Siz o sırada ateş ettiniz, ettiniz. Yoksa zaten bittiniz. Uydu resmi gönderiyor. Onu analiz etmekle görevli o zamanın tabii şimdiki teknolojiye göre daha zayıf teknoloji içeren görüntü tanıma sistemi tamam bunlar ateş etti diyor. Ve de iş Stanislav'a geliyor. Eğer bu Stanislav bir telefonu açıp tamam ateş etmişler derse, yani kendi onayını da verirse artık Sovyetler de onları ateş edecek. Buyurun, cenaze namazına. ve de adam o saniyede şey diyor, yani ben bunun arıza olduğunu düşünüyorum diyor. Ve yine onun sayesinde kurtulmuş oluyor. Burada soru şu, bu işler kendinize bugünün teknolojisine, bugünün görüntü tanıma teknolojisine, bugünün otonom cihaz teknolojisine yeterince güvenirsek makinalara devredebileceğimiz işler. Yani eğer sana hani bilgisayar programcılığında vardır ya, eğer şöyleyse o zaman bunu yap tipinden bir komutla eğer sana ateş ediyorlarsa o zaman sen de ateş et için tamamen otomasyona çevrilelim. Çevrilseydi şimdi biz burada olur muyuz? Soru bu. Genel olarak bu gibi örnekler çok sık görünmeyen bir şekilde ciddi ciddi profesörlerin aslında şimdi sayıları 1000'i falan aşmıştır herhalde. Yapay zeka ve robotik konusunda çalışan büyük bir grup bilim insanının Birleşmiş Milletler'e lütfen bu bizim üzerinde çalışmakta olduğumuz konuyu yasaklayın diye özetlenebilecek bir çağrı, bir mektup yazması sonucuna varıyor. Yani tamam biz bu teknolojileri, ben görüntü tanım teknolojisi üzerinde çalışıyorum, işte bu arkadaş drone yapıyor. Ama bunlar bu şekilde bir araya getirilirlerse ve öldürme kararı insandan çıkarsa, son tetiğe basma, son düğmeye basma kararı da otomatik sisteme verilirse o zaman çok fena olacak. O yüzden lütfen bu şekilde otonom silahların geliştirilmesini uluslararası bir anlaşmayla yasaklayın şeklinde bir dilekçesi var binlerce bu konuda çalışan bilim insanı. Ha diyebilirsiniz, olur mu? Yani diyelim yasaklandı, buna uyulacağı nereden belli ki ben de diyorum. Çünkü bu Kuzey Kore'nin neydi adamın adı? Kim?
O OPEC anlaşmaları uyacak birisine benzemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten içine gelmeyen anlaşmaları uyuyor. Bu bir argüman yani. Ben uyarsam, o uymazsa o zaman ben de uymamam lazım. Böyle bir mantık zinciri kurulabiliyor. Ama öte yandan bunun karşıtı olan kişiler de şöyle diyor. Mesela şöyle bir anlaşma varmış. İnanma araştırırken fark ettim. Kör edici lazerlerin yasaklanmasına dair uluslararası anlaşma varmış. Çünkü öyle bir silah da yapabilecek durumdayız. Hatta yani yanlışlıkla bu diskolarda falan o dalga boyun yanlış kullanırlarsa diskoya gitti kör oldu gibi haberler olabiliyor. Belli bir şekilde o lazer cihazları gözümüze geldiği zaman o ilgiyi yapıyor kör oluyor. Kör edici lazer silahı diye bir silah var ve bunun yasaklanması üzerine yapılmış ve başarıyla uygulanan, yani kimse bunu yapmaya kalkışmamış olur bugünden bu yana, bir şey var, bir anlaşma var. İnşallah bu da o yöne gider ama tabii bunun da tıpkı işte nükleer silahların yayılmasını engellemek için yapılan gibi bir uluslararası kontrol sistemine tabi tutulması gerekir falan diye bir durum var. Evet, yani hukuk gereğiyle bir içtihat var ortada. Yani ondan bize göstererek belki otonom silahlar olmasın denilebilir. Ama burada tabii belki tartışılması gereken işin bir boyutu daha var. Yani bu açık mektupta diyorlar ki insan öldürme hakkı insanın alınıp da bir otonom silaha verilmesin. Yani hala kimsenin aklına ya insan öldürme hakkı olmasın diye bir talepte bulunmak gelmiyor. Yani o hakkı biz gene insan olarak kendi elimizde tutalım. Yani insanları gene öldürmemiz gerekecek. Ya da öldürmek gerekiyor gibi bir tespit var. Tabii o işin yapay zeka tartışmasının dışında ancak gelecek konusunda yani yapay zekanın savunma sanayinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar neden olabilecek çıkarımları ya da ürünlerin olması konusunda daha ortada hala büyük bir soru işareti var. Burada bir yanda tabii büyük devletlerin araştırma geliştirme faaliyetleri ve bu alana aktardıkları paralar çok önemli. Yani şu an aklınıza gelebilecek belli başlı bütün ülkelerde yüz milyonlarca dolarlık yıllık yapay zeka araştırma fonları belirlenmiş durumda devletler tarafından. Ve tabii ki bunlarda en büyük herhalde payı savunma sanayi alıyor olacak. Bunların sonucunda ne göreceğiz? Bunun gelecekte birlikte inşallah yaşayıp göreceğiz. Fakat bir de şöyle bir olasılık var. Hani kamu araştırmaları dışında özel sektörün bu konuda araştırma yaparak benzer şeyler üretmesi söz konusu olabilir mi? Ve de tırnak içinde hani bunu özellikle kötüye kullanma amacıyla. Hani burada şu an eldeki en sağlam bunun olmayacağı yönündeki güvence şu, bu konulardaki araştırma geliştirme faaliyetleri o kadar çok paraya gerektiriyor ki hani bu parayı cebinden çıkarıp da bu alana yatıracak özel bir şirket kurma vesaire şirket bulma olasılığı çok yok. Yani tabii kamu harcamaları, kamu fonları dediğimizde de savunma sanayindeki şirketler yapmıyor bu harbiyi, öyle yapıyorlar ama onlar tabii işte devlet ihalesi alarak yani finansmanı devlet üzerinden sağlayarak bu harbiyi yapıyorlar. Bu harbiye çalışmalarının devletler olmadan altından kalkılabilecek büyük şeyde olmadığı güvencesi en azından şu an hani bizim Superman filmlerinde ya da neydi o Doktor No dizilerinde gördüğümüz türden böyle bir delinin çıkıp da dünyayı ele geçireceğim ya da yok edeceğim şeklinde bir şey üretmesini aynen engelliyor gibi. Yani bayağı bir şey. Yani devlet... şöyle yapabilir miyiz? Konuşma bittikten sonra soru cevap kısmında size söz verelim. Sen ne düşünüyorsun hocam? Yani gelecekte yapay zeka savunma sanayinde demin gördüğünüz video türünden şeylere sebebiyet verebilir mi? Böyle sorunsuz devletler çıkabilir mi ya da devlet lideri? Yani hiç devlet lideri olmuş bir insan bu kadar sorunsuz şeyler yapar mı? Şey karakterli olamaz. Ben yok yani ben olamaz mı olmamalı mı? Kısa vadede ben kötümser, uzun vadede iyimser olanlardan söyleyeyim. Evet.
Burada kapanışta Orhan Bey biz bilgisayarı kurarken önerdiği bir video klip daha var. Bir ona da ortalım isterseniz. O da belki bir vizyon verebilir. Şuradan bulabilirsem. Klasik müzik fonunda hazırlanmış video. Ekran ekranı düşüyor. Aa yok. Biz de hepsi yapıyoruz ama. Bak burada yapay zeka çalışmadı. Evet, bunu gösterelim sana. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Belki onu Orhan Bey seyretmiş olarak yorum yapabilir. Ben de seyretmedim çünkü. Öyle mi? Hı? Bir şey söyleyeyim. Tabii tabii, buyurun. Evet, çoğunuz seyretmiş olabilir tabii bunu. Yani bunun çeşitli versiyonları dolaştı. Bir havaalanı, yani savaş uçakları vesaireyle dolu bir yer. Ve derken onun yakınında bir tane üzerinde dünyayı koru, iyi yiyecek, yeşil bilmem ne vesaire falan yazılı büyüyecek bir tır geliyor. Ve tır daha sonra kapakları açıyor. Adım adım bir otonom sistem ekleniyor. Bir bakıyorsunuz dört pervaneli müthiş dünya çapında büyüklüğünde bir silaha dönüşüyor ve havalanıyor. Ve her bir kanatından da tamamen, fakat bunlar tamamen otonom bir şekilde söz konusu. Dört adam var, onlar motosikletlerini binip uzaklaşıyorlar. Ve bu hava havalanıyor ve yerdeki binlerce uçağı, hepsi sağ sol modern savaş uçağı, hepsini yok ediyor. Böyle bir şey. Yani otonom, yani dünyada otonom sistemleri varabileceği bir yeri göstermesi açısından çok ilginç bir şey. Ayrıca da bunun şu da şart değil. Yani mutlaka kendi kendine karar veren savaş için, büyük savaş için karar verecek otonom, ne bileyim ben, dronlar, yani insansız hava uçakları da şart değil. Savaş, biliyorsunuz, savaş amacıyla büyük drone sürüleri söz konusu aynı zamanda ve bunlar dışarıdan güdümlü olarak cephe savaşına, büyük meydan savaşları için kullanılabilecek tipte dronelar. Bunlar da üretilmeye başlandı. Yani bakıyorsun yüzlerce drone bir arka planda cephe savaşında düşmana saldırıyor. Yani bu sistemler de yani insansız, insanın bir, onları kullananların ölmeyeceği ve askerlerini asla cepheye sürmeyeceği bir döneme doğru gidiyor dünya. Bunların hazırlığı söz konusu olduğunu varsayabiliriz. Yani şimdi bilmediğimiz bir sürü olay da var. Yani bunlar sadece arkadaşların anlattıkları, bizim de gördüklerimiz. Şimdilik askeri cephede, arka planda hangi hazırlıkların yapıldığı tam olarak da bilinmiyor. Bunun da altını çizmek lazım. Biz sadece açık bilgilerden yola çıkarak bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ama askeri sır diye bir şey var. Yani herkes neyi hazırlıyor onu da bilmiyoruz. Putin mesela geçen seneki bir konuşmasında biz Amerika'nın bütün şeylerini, havadan saldırılarını tamamen yok edebilecek yeni sistemler geliştirir, savaş sistemleri geliştirir diye açıklaması vardı. Ne kadar gerçek, Amerikalılar buna karşı ne yapacaklar,
acı Çin faktörü var. Yani çok cepheli, çok şeyli, odaklı bir savaş dünyasına doğru gidiyor. Putin de orada, onu da biliyoruz. Yani ben geleceği sadece yapay zeka, işte bizim şeyciler, robot dünyasında çalışan bilim insanlarına bunu yasaklayın. Çok masum bir gelecekçi olarak bunu ben görüyorum. Onun ötesinde savaşın yeni boyutlarını bizim henüz daha bilmediğimiz noktalarda bir görünüme bürüneceğini varsaymamak için neden yok. Çünkü rekabet sürüyor. Pazar egemenlikleri alabildiğini çok daha fazla gidiyor ve yasalara kimsenin de uyduğunu düşünmeyelim. Güçlü olan istediği zaman bütün yasaları çiğneyebiliyor ve elin tersini itebiliyor. Bugün dünya ticaret sistemini hiç tanımıyorum diye çıkabiliyor Amerika ve herkese yüksek vergiler uygulayabiliyor. Yani bunun sonucunu geleceğin iyi görmüyorum ve geleceği ben karamsar görüyorum bu açıdan. Evet. Sizin katkılarınız ya da sorularınız varsa onları alabiliriz. Buyurun. Evet. Şimdi şu videoyu göremeyince böyle şeyler doldu falan aklıma belki bunların konuşulanların sonucuna da etki edebilecek bir şey geldi. Bir canlı bir şey. 35 Dörtçe falan da işte bilgisayarlar yeni kullanıma, rahat kullanıma girdiğinde o işlerin epeyce yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünün içinde bir kişi bu işleri çok iyi biliyordu. Şöyle bir plaka getirmişti ABD'den. Şöyle diyor, Türkçesini söyleyeyim, becerebildiğim kadarıyla. Yanılmak insana özgüdür. İşleri batırmak için bilgisayar gerekir. Gibi bir söz. Evet, bu arada geldi aklıma. Bir iki şey daha var tabii en başından itibaren aklıma gelen. Bu Sputnik olayında ama ilk yapılan işlerden biri ABD'de üniversitelere fen bilimi araştırmaları için muazzam destek sağlamaya girişmek oldu. Bu fen bilimleri ya da genel fen bilimleri araştırmalarıyla ilgili çok güzel tarihsel bir durum var. Belki daha önceki toplantılarda da lafını etmiş. Bekliyorum. İşte ikinci baskı olursa kusura bakmayın. Ünlü Faraday bir şey keşfetti. İşte bir mıknatısı sallıyorsunuz, elektrik oluyor. Bu işte kimse vay anasına işte nasıl bir şey bu diye gidip işte soruyorlar, ediyorlar. Faraday gelen geçene diyor ki yeni doğan bebek ne işe yarar ki? Ne işe yaradığını soranlara. Ama başbakan geliyor, ne işe yarar diyor. Ekselanslarınızın, ya ben bilemiyorum ne işe yarayacağını ama diyor, ekselanslarınızın hükümetinin kısa zamanda bunu vergilendirmenin yolunu bulacağından eminim diyor. Evet, yani şeyim bu. Fakat şunu merak ediyorum sizden soru olarak. Hal olacak mı? Hal hatırlıyor musunuz? Hal. 2001'deki hal. Evet, 2001'deki hal. Yani hal demek anlam. Hal. Halimiz ne olacak diyorum. Yani. Yani genel yapay zeka sayılır herhalde hal. Sonuç olarak orada da yani hocanın bahsettiği meşhur 2001 filmindeki uzay gemisinin kontrolünde
olan ve de daha sonra aslında programını yapanların kabahati olarak astronotları öldürmeye başlayan bilgisayar. Biraz fazla bence bana biz biraz fazla zeki geliyor bugünün teknolojisine göre. Ama bir uzay gemisini kontrol falan şu anda bizim rahatlıkla bilgisayarlara yapıştırabildiğimiz bir şey. İnsanların motivasyonlarını hesaplayıp ondan sonra ben öyle yaparsam o da böyle yapar filan tipinden hesaplar yapmak biraz daha zor bir şey. İmkansız değil çünkü madem ki biz insanlar kafamızda küçük adacık bilgisayarla bunu yapabiliyoruz. En azından o ayarda işte silisyum tabanlı bilgisayarları da yaptırabileceğimizi günün birinde tahmin ediyoruz ama henüz o konuda daha önceki konuşmalarımızda da dediğimiz gibi genel yapay zeka tabir edebileceğimiz kendine ben diyen bir bilinci olan, bir derdi olan, ona göre dolap çeviren icabında öyle bir gündemi olan bir bilgisayarı yapmak için iyi bir nedenimiz yok. Yani bu konuda böyle kafayı buna takmış yüzlerce binlerce bilim adamı falan yok. O her ne kadar bilim kurgunun en dikkatini çeken heyecanlı konu o olsa da bilimsel olarak üzerinde çalışılan en heyecanlı konu, en çok emek harcanan konu o değil. Biraz daha iyi işte görüntü tanıma, biraz daha iyi ses tanıma falan. Genel yapay zeka hayvanında şimdi çok daha fazla bütçe harcanan şeyler. Evet, ben de şöyle katkıda bulunayım. İnsan seviyesinde o anlamda bir yapay zeka ürünü, donanım ya da yazılım var olabilmesi aslında şu soruyu belki önden sormamızı gerektiriyor. İnsan ırkı dünya üzerindeki ya da bilinen evren üzerindeki tırnak içinde kontrol bende hissini ya da yetkisini bir başkasına devretmek ister mi? Çünkü insan seviyesinde genel yapay zeka dediğimizde aslında bir tür bu anlamda kontrolün önce paylaşılması ve belki de giderek kontrolün elden çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla da burada ilk doğal tepkimiz hani niye böyle bir şey yapalım ki? Kontrol bizde olsun. İşte demin hocanın verdiği iki örnek mesela bunun çok belki bir ispatı. Orada iki tane makine olsaydı elinde yeterince düğmeye basmak için aslında objektif veri olacaktı ve onun bir hata olma olasılığının üzerine oynamayacaktı. Oysa oradaki iki Rus subayı belki de ya böyle bir şey olsa bile benim basacağım düğme aslında o gelmekte olan bombayı imha etmiyor aslında. Karşı tarafa ikinci bomba alıyor. Yani o hata olmasaydı bile 200 kişi öleceğine belki 100 kişi ölsünün hesabını yaptı oradaki kişiye ve kendi vatandaşı 100 kişinin ölmesini orada kabul etti. Ama objektif düşünen bir yapay zeka belki böyle bir karar vermezdi. Çünkü onun öyle bir aidiyet duygusu olmayacaktı. İkinci bir olasılık ise kontrolden çıkarak böyle bir seviyeye yapay zeka çalışmaları söylediği filmdeki gibi astronotların gidip bu işin o bilgisayarın yine uzay gemisindeki fiziksel olarak duran kalbini yerinden sökerek o bilgisayarı kapatma imkanları büyük bir olasılıkta olmayacak. Ama kendimize soruyu da sorabiliriz. 62'de de 83'te o patlamalar olsaydı acaba bugün dünya daha mı kötü olurdu? Yoksa insanlar oradan bir şey öğrenip de belki daha mı iyi olurdu? O da spekülatif bir boyut. Peki ağabey olur muydu? Olur mu? Okey, şimdi de hoca 1984 romanına gönderme yapıyor. Galiba o oldu bile. Yani ben Çin'e gittim işte birkaç ay önce. Yani devlet sizin telefon tutkunuz nedeniyle sizin her şeyinizi biliyor. Ve sizi ona göre sıralandırıyor. Bu iyi vatandaş, bu biraz yaramaz falan diye. Hatta ona göre ödüller ve cezalar. yani o rahatlıkla özellikle de buna meşrebi uyan milletler üzerinde ya da işte sistemi yönetim sistemi ona uygun yerlerde uygulanabilecek bir şey. Evet, buyurun. Hocam benim üç tane yani katkı değil mi, yorum mu olacak bu konuyla alakalı? Birincisi hocam, bu saldırı yani dronları, yapay zekanın saldırı veya savunma konusundaki rolüyle alakalı. Yani öncelikli olarak ben yapay zekanın saldırı konusunda karar verici merci olmasını çok
doğru bulmuyorum. Sadece savunma için belki olabilir. Yani savunma için çok yani mantıklı devreler geliştirilebilir. Yani bir bölgeyi savun, bir insanı savun denilebilir. Ama şu aşamada hani özellikle insanların daha bu konuda yeterince olgunlaşmadığını düşünüyorum. Saldırı mekanizmalarını dronlara veya yapay zekaya verebilmeleri konusunda. Bir ikincisi hocam, nasıl tarif etsem? İnsanlığın ben bu konuda şu anda yapay zeka gibi çok kuvvetli bir, yani inanılmaz güçlü bir teknolojiye sahipler. Ama yapay zeka ile insanların paraya sahip olan veya güce sahip olan insanlar arasındaki ilişkiyi 5 yaşındaki bir çocuğun elinde çok tepmeyen bir silaha sahip olmasıyla eşdeğer görüyorum. Yani sonuçta biz bir yapay zekanın karşısındaki 5 yaşındaki çocuktan bile daha şeyiz, daha acemiyiz. Bir üçüncüsü de hocam, yani az önce dediniz ya 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi, çıkmaya çok yakın gibi yani birkaç yorum yaptınız, çok haklısınız. Ben ne bileyim, şu anda dünyayı yöneten insanları, paraya sahip olan, amiyane tabiriyle para babalarını, yeterince olgun olduklarını düşünmüyorum. Dünyayı bir felakete sürükleyebilecekleri çok açık. Biz, yani bilim insanları şu ana kadar inanılmaz teknolojileri elde etti. Şu ana kadar dünyada yani çok büyük teknolojilere sahibiz. Çok iyi bir bilgi ve kültür birikimine sahip olduk. Ne bileyim, bunun yani bir anda elimizden terk gitmesi olası. Yani olgun olmayan insanların elinde tuttuğu güç sebebiyle sadece. Teşekkür ederiz. Buyurun. Biraz önceki konuşmalardan çok, bütün konuşmalardan zevk alarak dinledim de bir konu çok dikkatimi çekti. Pentagon'un internetin gelişimiyle ilgili rolünü biz CERN'le ilişkili olarak hani internetin gelişimine kattığı açısından CERN'ün çok daha etkili ve yani altyapısını oluşturan bir eylem olarak görüyorduk. Ama siz biraz önce olayın kahramanının CERN değil, Pentagon olduğunu söylediniz. Acaba roller paylaşıldı mı yoksa öncelik Pentagon'da ya da CERN'de mi diye merak ediyorum. Yani ben şöyle yorumluyorum. Tabii CERN'ün resimdeki yeri şu, Tim Berners-Lee World Wide Web dediğimiz, yani bugün web siteleri dediğimiz altyapıyı kurarken aslında CERN'de çalışıyorlar. İngiliz bilim insanı olarak. 1980'de. Ve orada da aslında o teknolojiyi geliştirmesinin sebebi CERN'ün hadi baba şöyle bir şey yap demesi falan değil. O bütünüyle kendi kendine ya şöyle bir şey olsa, bizim CERN içinde proje çalışmaları sırasında proje ekibini oluşturan bilim insanlarının oluşturdukları raporları, bilgileri, görüntüleri vesaire birbiriyle paylaşması daha kolay olabilir diye kafasından geçirerek gerçekleştirdiği bir teknoloji. Onu yaptıktan sonra ya böyle bir şey var isterseniz kullanalım diyor. Ve o dalga dalga yayılarak bugün aslında hani bir dönem özellikle 90'ların sonunda internet eşittir web haline gelmişti ki aslında teknik olarak baktığınızda internet mimarisi websiz olabilecek bir şey teknik olarak. Oysa bugün artık biz internet eşittir önce öyle bir denklem çıktı, internet eşittir web. Ondan sonra şimdi internet eşittir sosyal medya diye bir şey çıktı. Örneğin şöyle bir bilgi vereyim. E-posta dediğimiz teknolojik imkan webten daha önce icat edilmiş. Mesela bir uygulamadır ve internet üzerinde o da çalışmaktadır. Orada gerek web, gerekse de internet, bugün internet olarak ortaya çıkan altyapının amaçlanan bir ürün olmadığını, bu benim şahsi düşüncem, asıl amaca doğru giderken tesadüfen ortaya çıkan bir yan ürün olduğunu ben değerlendiriyorum. Yani ne Pentagon'un ne de CERN'ün aklında, ya böyle bir şey yapalım da dünyayı böyle şey yapalım gibisinden bir stratejik düşünce ve bunun çerçevesinde ortaya çıkan bir şey yoktu. Orada gerçekten özellikle o 57'den sonraki dönemde 60'larda gerçekten aslında ne yapılacağı konusunda bir şey yok. Yani hani bir strateji yok. Yani bir üretim bakalım ne çıkacak şeklinde çeşitli kanallardan yapılan akademik araştırmalar ve bunun sonucunda da teknolojiler var. Ortaya çıkan teknolojiler var. İnternet bunlardan bir tanesi olarak gelişip büyümüştür. Evet, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ben şunu sormak istiyorum. Bu saniye
yapay zekanın mesela savunma sanayinde gelişimiyle ilgili konu olan şeyden bahsedildi. Mesela şirketlerin Ar-Ge, yani Ar-Ge araştırma evet. geliştirmeye bir sürü kaynak harcadığından bahsetti ama buna rağmen yani yetersiz ya da nasıl söyleyeyim yani çok büyük para gerektiriyor. Bir şirketin altından kendi kaynaklarıyla kalkabileceği bir şey değil gibi düşünebiliriz. Devletler bu konuyla alakalı şu yolu izleyebilirler mi hocam? Mesela belli bir ürünü geliştirmesi için tek bir şirkete tekerleşme yani o ürünle alakalı. Yani o firma istediği kadar o ürünle ilgili Ar-Ge yani o ürünü de teker yani sadece o firma. Yani genelde şöyle oluyor dünyada, ilgili kamu kurumunun, savunma bakanlığı olabilir ya da başka bir kurum olabilir, yıllık bir bütçesi oluyor. O da o kendisi, kendi bünyesinde o bütçeyi harcamak üzere ihalelere çıkıyor. Mesela diyor ki ben kendi başına giden tank yapmak istiyorum. Böyle bir ihaleye çıkıyor ve o konuda Ar-Ge yaparak ben evet size böyle bir tank yapabilirim içinde insan olmadan şudur budur diye teklifler veriyor. O tekliflerde kim kazanırsa diyelim ki 100 liralık bütçenin 10 lirasını o şirket alıyor. O şirket başarı gösterirse onun sonucunda ortaya çıkacak ürünlerden işte diyelim ki seri üretime geçtiğinde para kazanıyor vesaire. Yani öyle bir döngü var. Dolayısıyla orada bir tekerleşme olarak değil de normal şartlar altında hani kim hangi alanda çalışma yapmak istiyorsa şirket olarak o ihalelerde işte kendisine diyelim ki yer kapmaya çalışıyor diye düşünüyorsunuz. Tabii yani o sonuç onun sonucunda ürettiği ürün kabul edilebilir standartlarda olursa seri üretime geçme sürecinde de devlet ondan onlara o malları satın alma durumuna giriyor. Asıl parayı da şirket o şekilde kazanabiliyor. Buyurun efendim. Şimdi ben gen ve doku bilgisi konusunu merak ettim. Evet. Telefonlardan devletler her şeyimizi biliyor da örneğin babuna vakası var. İnsanlar bilgiler kan verdiler. Evet. Biz de hayatımızda sürekli kan buluyoruz. Dokularımız ortalarda dolaşıyor mu? Ve dokularımızı yani bu Türk'tür diye artık çok iyi ayırabiliyorlar mı? Bu Fransız diye hiç bilmediğim bir konu olduğu için. Yani şu anki modern hayatta, ben şöyle bir örnek vereyim size, modern hayatta örneğin kan örneğinizi vermeden hiçbir özel sağlık sigortası olamıyorsunuz. Ya da herhangi bir hastanede bir şey için gittiğinizde mutlaka bir kan örneğiniz alınıyor. Şimdi normalde şunu varsayıyoruz ki o bilgiler o kurum bünyesinde saklı tutuluyor. Yasa gereği o kurumlar yani hastaneler o bilgilerini devletin ilgili şeyiyle, kurumuyla yani Sağlık Bakanlığı'yla paylaşmak zorunda kalabilir. Artı hiç bilmediğimiz işte o bilgisayar korsanlığı diyebileceğimiz mekanizmalarla o kurumların o veri tabanları ele geçirilebilir. Ve siz yani nasıl şu an işte Facebook şifresini 50 milyon Facebook şifresi çalındı deniyor. Bunlar en azından bilinen şeyler belki bilinmeyen bir şekilde. Hani binlerce bir hastanedeki hasta bilgileri şu an birilerinin elinde olabilir. Aslında olmaması gereken. Olabilir. Yani ırkları ayırabiliyor muyuz? Bu kadar yani ırkı ayırmaya gerek yok. Direkt adınızı biliyor. Hani sizin İstanbul'da yaşayan Ayşe Hanım'ın şu hastanede şuradaki kan tahlili. Dolayısıyla DNA'sı vesairesi her şeyi biliyor. Hangi o zaten verili yani hani hangi ırktan olduğunuzu, hangi ülkeden olduğunuzu bile. Ama sahibin kim olduğunu bilmediği DNA'ya baktığında bu. Yani evet. Orada işte temel ırk özellikle DNA'dan anlaşılır. Biz de yani tipine baktığında evet. anlayabildiğimiz. Ama galiba Türkler özellikle yani biyolog arkadaşlarla konuşmalarından hatırlıyorum. Çok saf bir şeye sahip değil biz Anadolu popülasyon olarak. Biraz fazla karışıyoruz. O yüzden hani komşularla karıştırılma ihtimalimiz var. Teşekkür ediyorum. Benim iki tane sorum var. Bir tanesi bu İHA bizde işte insan savaş şu anda. Bu yapay zekaya bir örnek herhalde değil mi? Şimdi insansız hava aracı biz burada drone dedik. Türkçesi İHA işte. Uzaktan kumandalı da olabiliyor. Mesela Afganistan'da her sabah kalkıyor Amerika'nın dronları. Ama onları işte Amerika'nın bir yerini söyleyin. İşte orada oturan bir subay şey yapıyor. Uydu kanalıyla
Onun kamerasından ne olduğunu görüyor. İşte saldırı yapılacaksa saldırıyor, dönmesine bakıyor. Yani bir uzaktan kumandayla onu idare ediyor. O açıdan böyle uzaktan kumandalı olanı yapay zeka meraklısı olarak benim ilgimi çekmiyor. Ama bir de bunun otonomu var. Otonomunu da yapabilirsin. Belli ölçülerde yaptık zaten. Şimdi bugün derlettiğimiz konu, buna bir de o ateş etme kararını da bırakalım mı, bırakmayalım mı? Evet. İkinci sorumda bu dronların maliyeti hakkında hiçbir fikriniz var mı? Çünkü hani kitlesel imha silah olarak maalesef yani... çok ucuz. Yani çok insanların, yani bizzat, belki içinizde drone olan var mı? Yani böyle satın alıp kullanan insanlar var. İşte mahalledeki kızların pencerelerinden bakmak için. Yani çok saçma sivil uygulamaları olabilen bir şey. Ama DNA'sında falan çöpçü. DNA'sında hoş bir şey. Yani şöyle buçuk çevrede dolanacak bir drone olan birçok Türk vatandaşı var. O yüzden onların aynı zamanda acilen regüle edilmesi lazım. Yani şurada uçurmak yasaktır, bu saatten önce bunları yapmak yasaktır falan gibi. DNA tabii ayrı bir soru. Yani çünkü uzaktan resimde DNA'sını anlayacak hali yok. Ama yani yapışık bir tür sivrisinek teknolojisi falan kullanarak anında bir test yapması falan gerekebilir. Ama dediğim gibi hani bütün Çinlileri öldü. Bugün de ben de Çin'de de. Renkli beyaz ayırız mesela. Onlar çok rahat şu anda yapılabilecek şeyler. Çünkü görüntüden bunu tanımayı biliyoruz. Yani bilgisayar bunu yapabiliyor. Şarkon mikrofonu çıkartıp yukarıdan aşağı şehrin üstünde boca etmeler evet. Bir şey. Buyurun. Sevgili abi otonom haldeyken kendini yapıyor. Hani dostmuş mantar olması. İşte internete de bağlarsanız böyle şeyleri iş daha da çığırından çıkıyor tabii. Yani uzaktan kontrol internet ayrı olur mu? Evet anladım. Yani şeydeki komuta merkeziyle onun arasındaki evet. Hat nasıl bir hat bilmiyorum. İnşallah güvenli bir hat. Buyurun. Yani ben şeyi sormak istiyorum. Ülkemizin durumu özellikle de Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda mutlaka çalışmaları vardır diye düşünüyorum ama sizin bilgileriniz merak ediyorum. Yani haberlerden bildiğim kadarıyla silahlı insansız hava aracı üreten bir şeyimiz var, bir sanayimiz var. Hatta Cumhurbaşkanı'nın damatlarından bir tanesinin bu konuyla ilgili. Kendisi yani bayağı başarılı bir elektronik mühendisi falan bu şirketleri var. Aselsan'ın peki bu konuda bir çalışmaları var mı? Aselsan bu SİHA işine girdiğini bilmiyorum. Vestek'in var. Ankara ve Vestel aynı zamanda bu devletin kuruluşlarından bir tanesinde şimdi yanlış söylemeyeyim o da 3 tane İHA üreten şirketler çeşitli şekillerde bomba en son bombalı bilen SİHA'lar şimdi devreye girmişti. Şöyle bir durum var. Yani ben mesela o imzaları atan adamların kafasındayım. Yapay zekacı ama ben bu işlerle uğraşmayayım. Ben işte satranç oynayanlar yapayım bence daha iyi diyen yani insanların kafasına. Ama eğer siz bağımsız bir ülke olmak gibi bir derdiniz varsa o zaman maalesef bütün bunları sizin kendinizin yapması gerekiyor. Yani başka bir mantıklı bir çaresi yok. Her şeyinizi kendinizin araştırıp yapmanız gerekiyor. Buna sizler sistemleri de daha iyi. Şimdi bunda sigortun robot yasaları vardır. Onları işte bunlara koymamak lazım yoksa kimseye ateş etmezler. Buyurunuz. Ben konuyla biraz ilgili olduğum için biraz bilgi vereyim. Evet biraz önce Orhan Bey'in söylediği gibi 3 ayrı firmamız bizim İHA yapıyor. Birisi Vestel, birisi Baykar, bir de bir başka firma daha. Aselsan'la bağlantı şöyle. Bu Baykar'ın yaptığı Vestel'de aynı şekilde kameralar ve İHA motorları yurt dışından alıyor maalesef. Henüz onları yapacak duruma da değiliz. Ancak Aselsan kameralar için çalışıyor şu anda. Tay'de bunların motorları için çalışıyor. Eğer ikisi birden başarılı olursa bu sektörde %100 yerlilik seviyesine ulaşmış olacağız ki bu çok önemli bir şey. Çünkü İHA'lar bu terörle mücadelenin
bütün konseptini değiştirme özelliğine sahip. Ben işte 4 yılımı orada geçirmiş bir insan olarak söylüyorum. Eskiden emeğimizin %85-95'i arasındaki bölümünü arazide teröristi arayıp bulmayla geçirirdik. İşte bulduktan sonra zaten tesirsiz hale getirmek daha kolay olan bir şey. Şimdi o kadar insan yürütmenize, o kadar mayın, el yapımı, patlayıcı riski almanıza gerek yok. Alanı tamamla tarayabiliyorsanız çok büyük avantaj alıyorsunuz. Diğeri kolay oluyor. Bir şey daha söyleyeyim. 2005-2007 döneminde ben Şırnak'taydım. O zaman Amerikalılar bize predatörleri vermiyorlar. İsrail'de kısıtlı şartlarda veriyordu. Ve bu baykarlar falan da oyuncak seviyesindeydi. Ama gerçekten çok çalışkan insanlar onlar ve çok emek verdiler. Çok ileri bir seviyeye geldiler. Yani bizim bölgemize geliştirilmek maksadıyla gönderildiğinde çok açık söyleyeyim, oyuncak binaydı ve ciddiye alacak bir durum sadece çalışma azim ve iradesiydi bu insanlardaki. Ve o galip geldi. Çok ileri bir seviyeye bilgi çünkü iyi bir eğitim almış o Selçuk Bayraktar. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim almış bir adam ve çok çalışkan. Babası da çok irade sahibi birisi. Bu seviyeye geldiler. Yani onu bilmemiz gerekiyor. Bilmiyorum faydalı oldu diye bu bilgiyi ver. Buyurun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben biraz biyoloji silahlar ve biyoterörizmle ilgili bu konunun bir finansiyeti var mı? Ona dikkat çekmek istiyorum. Şimdi dünyada bu alanda yani biyolojik silah üretiminde ve biyoterörizm alanında çalışan bir takım otoriterler, ülkeler var. Ve geçmişte bir takım kazalarla bunların farkına vardık, kamuoyu farkına vardık. 78 yılında eski Sovyetler Birliği'nde, Svetlovsk kentinde bir askeri tesiste, laboratuvarda bir kaza oluyor ve şarbon sporlarıyla uğraştıkları anlaşılıyor ve 98 kişi etkileniyor ve 68 kişi ölüyor. Nitekim 2001 yılında da kamuoyunda çok büyük paniğe yol açan Amerika Birleşik Devletleri'nde posta zarflarıyla, kargo paketleriyle şarbon sporlarının suikast amacıyla bir takım insanlara gönderilmesi söz konusu oldu. Ve orada da 1,5 yıl bir yaklaşık zaman dilimi içinde 12 insan hayatını kaybetti. Şimdi biz biliyoruz ki bu alanda çalışan ülkeler var, bir takım örgütler var, kesimler var. Hatta uluslararası arenada bunlar çok büyük paralarla bu işin uzmanları transfer ediliyor, büyük yatırımlar yapılıyor. İnsanları kitlesel ölümlerle insan vücudunu azaltmaya yönelik çok cahilce amaçları ve hedefleri var. Şimdi benim merak ettiğim konu tabii ki bu kadar paraların harcandığı, yatırım şeylerin yapıldığı bir arenada, bir platformda dijital dünyanın nimetlerinden faydalanmamaları mümkün değil. Acaba sizler hani bu alanda ülkemizin çalıştığı, ilgilendiği nadir insanlardansınız. Bu dijital uygulamaların, yapay zekanın, biyolojik silahların geliştirilmesinde, üretiminde kullanıldığına dair ya da farklı bir şekilde geliştirildiğine dair bilgileriniz var mı? Onu merak ediyorum. Birebir böyle bir bilgim yok. Yalnız genel olarak malum ilaç geliştirmek için yapay zekanın işe yaradığı bir senaryo biliyoruz yani. Hani şunu da deneyelim, bunu da deneyelim diye bilgisayarlardan önce ilaç geliştiren insanların yaptığı için o deneme işlerini artık belirli bir seviyede moleküllerin modellenmesini bilgisayara yaptırarak orada yapılacak denemelerin sayısını azaltıp daha sistematik, daha hızlı bir şekilde bilgisayar aramasıyla yaptırabiliyoruz. Biyolojik silah tabii yani inşallah izin bir araya gelmiyordur yani bizim meslek bari o işe karışmasın diye ümit ediyorum. Ama biyolojik silah şeyle yani onun da o da nükleer silah belki dünya çapında anlaşmaları olan hani yapmanın artık uluslararası yasa ne demekse uluslararası yasalar tarafından hoş görülmediği bir şey.
Evet, başka soru yok galiba. Orhan Bey, kapanış konuşmasını sizi davet edelim. Yani Tanrı Türkoğlu, çok teşekkür ederiz. Bizim Herkes Bilir Teknoloji Dergisi'nin yazarı, aynı zamanda Cem de yazarımız. Cem, Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar bölümünde öğretmenimiz aynı zamanda. Yapay zeka üzerine kitabını yani 6 aydır merakla bekliyoruz. Olsa da bir şey yok. Yapay zeka. Gerçekten sorunu yanıtlı bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Sorunu yanıtlı ve bugün yani Türkiye'de ilk özgün bu konuları kapsamlı bir şekilde ele alan ilk kitap olacak. Ben de merakla onu bekliyorum. Bu konferanslarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki Kasım, 3 Kasım Cuma cumartesi günü kararlaştırdık. 3 Kasım. Sizinle öğrenmemiz iyi oldu. Ya şimdi baktık orada. Sizin ömür boyunca bir hafta yeri mi alalım diye de konuşup Hayır, görüyoruz. Hayır, öbürsü 29 Ekim'e geliyor. Belki bir derler. Evet. Uygun musunuz arkadaşlar 3 Kasım? Yani da anlaşırsak ben. Gerçek zeka abi. Neyse, eğer değiştirirsek zaten hem sosyal medyada hem de dergide, gazetede işte dün başka bir benim köşe yazımın altında vardı. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Gençlerini bekliyoruz. Çoğal olarak, yani bunlar Türkiye için yeni konferans dizisi. Çoğal olarak bu faydayı yayalım birlikte diyelim. Ve herkese Bilim Teknoloji Dergisi'ni de izlemenizi talep ediyoruz. Çok teşekkür ederim.